السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما أبدا. الله السلام رحمة بركة مغفرة هب مزين الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام بزرى الإسلام لشرف لندرن رب الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام.

Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatu selamlar olsun. Değerli günü dostlarım, işte Ramazan ayı dedik, 11 ayın sultanı Ramazan ayı 15'ine geldik. Rahmet günleri geride kaldı, bereket günleri de hızla bitmek üzere, mağfiret günlerine de hızla girmek üzereyiz. Cenab-ı Hak Ramazan ayının rahmetinden, bereketinden, mağfiretinden istifade eden kullarından eylesin. cenab Hak oruçlarımızı, ibadetlerimizi, itaatlerimizi de makbule şayan eylesin inşallah. İhlasen ve samimiyetten tutmayı ve uygulamayı bizlere nasip eylesin. Değerli gönül dostlarım, dinin fazileti, yani bu din-i mübin Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu en büyük nimettir. İnne dine indallahi İslam din Allah'ın yanında İslam'dır. Kim İslam'dan başka bir din seçerse asla ve asla ondan kabul olunmayacaktır. Elhamdülillah Rabbimize inanıyor ve onun göndermiş olduğu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyor. Ve onun göndermiş olduğu Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyor ve onunla amel ediyoruz. Bu bizim için bir lütfi ilahidir, ikram-ı Rabbani'dir, in'am-ı Rahmani'dir. Bu ikramdan, bu nimetlerden istifade etmeyi cenab Hak hepimize nasip eylesin inşallah. Değerli gönül dostlarım bakın cenab Hak şöyle buyuruyor. قَلَ اللّٰهُ جَلَّ شَأْنُهُ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ ben size din olarak İslam'ı seçtim. Bizim dinimiz İslam'dır. İslam'ın dışındaki bütün dinler batıldır. Ve İslam'ın dışındaki bütün dinler gayri makbuldur. Onun için yani bu dini mübine sahip çıkmak lazım. Ve bu dini mübini yaşamamız lazım. Tatbik etmemiz lazım. Cenab-ı Erhamurrahim'in bu dini mübinden istifade etmeyi, hakkıyla yaşamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin diyoruz. Değerli gönül dostlarım, Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah bizim için böyle buyuruyor. وَرَد۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Ben size din olarak İslam'ı seçtim. Yani İslam'ın dışında herhangi bir kul başka bir dini seçerse asla ondan kabul olunmayacak. Bunu böyle bilmek lazım. Çünkü bütün hatiplerimiz genelde Cuma günü minberde de bu ayeti i kerimeyi irad ediyorlar. İnne dîne indallâhil İslam Din Allah'ın yanında İslam'dır. İslam'ın dışındaki dinler kabula şayan değildir. Şu anda gariban Sofi bizi izliyor. Serdal Aydın bizi kardeşimiz bizleri izliyorlar. Değerli günü dostlarım Feist'te de paylaşalım daha çok kardeşimize ulaşıp daha çok kardeşimiz inşallah bu sohbetlerde istifade etsin inşallah. An ibadete bin Samit'in radiyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal men şehide en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. kim şehadet eder Allah'tan başka ilahın olmadığına ve Allah'ın birliğine iman eder ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmazsa bununla beraber Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın peygamberliğini tasdik ederse ve ene İsa Abdullah ve Resuluhu Hz. İsa aleyhisselamın da Allah'ın peygamberi ve Allah'ın Resulü kulu olduğuna ve kelimetuhu elkaha ila Meryem'e Meryem anamıza ilka ettiği sözü olduğuna ve devamında ve minhu evet vel cennetu hakkun cennet haktır diye iman ederse ve naru hakkun cehennem de haktır diye iman ederse bakın Allah ne yapar böyle iman edeni lahul cenne Allah o kişiyi cennetine koyar. Yani Allah'ın varlığına ve birliğine iman eden Allah'a ortak koşmayan, şirk koşmayan, ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik eden bununla beraber Hz. İsa Aleyhisselam'ın da Allah'ın bir kulu ve elçisi peygamberi olduğuna Meryem anamıza ilka ettiği bir ondan bir söz olduğuna iman ederse cennetin varlığına iman eder cehennemin de varlığına iman ederse edhalahullahul cenne Allah o kişiyi cennetine koyar yani cennete girmek kolay ama ne, nasıl gireceğiz? İşte bu hakikatlara iman edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın varlığına iman edeceğiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik edeceğiz. Kur'an'ın tarif ettiği şekliyle, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği şekliyle, Hz. İsa Aleyhisselam'ın Hristiyanların inandığı gibi değil, Kur'an'ın bize in nasıl inanmamız gerektiğini anlattığı şekliyle, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, Hz. İsa'nın peygamberliğine nasıl iman etmem etmemizin gerektiğini anlattığı şekliyle iman edersek, cennetin varlığına, cehennemin varlığına iman edersek, Allah... Resulü buyuruyor ki Allah sizi bu şekilde iman edenleri cennetine koyar. Onun için biz hep diyoruz ya cennete girme kolayı. Cennete girme kolayı ama bu inanç esaslarına da iman etmek lazım. Allah nasıl iman etmemizi istiyorsa öyle iman edeceğiz. Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam nasıl iman etmemizi istiyorsa o şekilde iman edeceğiz. İman oldu mu? İnşallah Rabbim günahlarımız da olsa affederek cennetine koyar. Dilerse cennetine koyar, dilerse azaplandırır. Günahlardan tevbe etmeden gidersek yine çıkarır, yine cennetine koyar. Netice itibariyle cennet, iman edenler cennete girecek değerli kardeşlerim. Kasım Sarıdağ, Serdal Aydın, Bekir Yener, Mehmet Kaya, İbrahim Tikan, Kasım Sarıdağ kardeşlerimiz de bizleri izliyorlar. Selamlara var, biz de selamlarımızı, dualarımızı sizlere gönderiyoruz. Evet değerli kardeşlerim, bu şekilde iman edenin cennete gideceğini, cennete gireceğini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz müjdeliyor. Mesele iman meselesidir. İmanımızı kurtarma meselesidir. Hele hele bu asırda imanı kurtarmak her baba yiğidin de işi değildir. Bu ahir zamanda fitnelerin çok olduğu, günahların çok olduğu, insanların evet günahlar bataklığına battığı bir devirde, bir asırda yaşıyoruz. Böyle bir asırda bu inanç esaslarına sağlam bir şekilde evet inanırsak bu inançla, bu imanla huzuru Hakk'a kavuşabilsek neticemiz cennet olacak. Bu dünya bizi hepimizi kandırıyor değerli kardeşlerim. Makamlar, mevkiler, servetler, şöhretler hepsi gelip geçicidir. Ne kadar zengin olsan Süleyman Aleyhisselam kadar zengin olamazsın. Hazreti Pey Peygamber kadar büyük bir makama gelemesin. Ama... Dünya hiçbir peygambere kalmadığı gibi Sultan Süleyman'a kalmayan dünya, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kalmayan dünya hiçbirimize de kalmayacak. Netice itibariyle akşam bir yerde de sohbetim vardı. Orada da şu ayeti kerimeyi irad ettim. Kalallahu subhanehu teala minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhricukum ukhra. Allah buyuruyor. Ben sizi bu topraktan yarattım ve tekrar sizi bu toprağa iade edeceğim. Ama ve minha nukhricukum taratan ukhra. Sizi tekrar o topraktan dirilteceğim. Her sene binlerce varlığı yok edip dirilten Rabbimiz elbette eşrefi mahlukat olan mahlukatın en şereflisi olan insan olunu Allah öldürecek ve canını alacak tekrar diriltecek yani. Netice itibariyle dirileceğiz. Yani bu vücut geçse de yine yerine gelecek hesaptan sonra ya cennet ya cehennem. İşte inananlar cennete, inanmayanlar da cehenneme Allah muhafaza gireceklerdir. Mehmet Kaya İbrahim Tikan, Kasım Sarıda kardeşlerimiz de bizleri istiyorlar. Hastaları var, dua istiyorlar. Allah şifalar versin. Selamun Aleyküm Mehmet Tikan kardeşimiz diyor. Aleyküm Selam. Aktam köyünde sevgi ve saygılar. Biz de Aktam köyüne bütün köylerimize, Kars'ımızın bütün köylerine, Kazman'ımızın bütün köylerine selamların Sevgilerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz. An Abi Zerl Gıfari radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal etani salam. Allah Resulü buyuruyor. Ebu Zerl bu hadis-i şerifi peygamberimizden rivayet ediyor. Allah Resulü buyuruyor ki bir gün Cebrail Aleyhisselam salam bana geldi. Febeşşereni bana müjde verdi diyor Cebrail. Ennehu men mâte min ümmetike la yüşrik billahi şey'e dekhala cenne. Ey Muhammed dedi sana müjdeler olsun. Senin ümmetinden Allah'a şirk koşmadan ahirete intikal edenler cennete girecek ya Muhammed diye Allah Resulü buyuruyor. Cebrail bana indi ve bana bu müjdeyi verdi. Yani şirk günahını koşmadan ahirete intikal eden her mümin eninde sonunda cennete girecek değerli kardeşlerim. Ebu Zerl bu hadisi şerifi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor. Ravahul Bukhari, Müslim, Tirmizi sahih olan bu hadiste Allah Resulü'nün böyle bir müjdesi var. Kasım Sarıdağ Sadık Usta bizleri izliyorlar, dua ediyorlar. Biz de dua, dua, ediyoruz ve dualarınızı da dualarımızı da Allah kabul etsin diyoruz. Ömer Polat kardeşime de biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Kultu ve in zanna ve in sarak Ebu Zel Gafar'e Hazretleri diyor ki peygamberimiz bu hadisi irade edince ben kendisine ya Resulallah, bir mümin yani bir kul şirk koşmadan ahirete intikal ederse cennete gider gider buyuruyorsunuz. Bu kişi zina da etmiş olsa, hırsızlık da yapmış olsa cennete mi girecek? Qala ve inzenna ve insarak. Allah Resulü bu kişi zina da etmiş olsa, hırsızlık da yapmış olsa cennete girecek. Qultu ve insenna ve insarak Ebu Zell kafası almadı. Ya Resulallah şirk koşmadan imanla göçen cennete girer buyuruyorsun. Bu kişi zina da etmiş olsa, hırsızlık da etmiş olsa böyle midir? Kala ve in ve in ve Allah Resulü zina da etmiş olsa, hırsızlık da etmiş olsa tevbe ettikten sonra ve şirk günahında batmamışsa, şirk günahını işlememişse cennete girecek. Ebu zerl Gafari diyor ki ben bunu Dört defa tekrar ettim. Ala rağmi enfi zerin. Ala rağmi Ebuzerin inat ve israna rağmen. Yani Ebuzer el bunu soruyor. Allah Resulü yine cennete girer buyuruyor ya. Ya Resulallah yine mi bu günahları işlese cennete girer? Evet, bunları da işlese şirk günahını işlemeden bir kul imanla göçerse cennete girer buyurdu. Bu Ebu Zerr'ın inadına rağmen de olsa girecektir. Bunlar bizler için birer lütfi ilahidir değerli kardeşlerim. Bu lütfi ilahi bizim için en büyük lütuf, en büyük şeref, en büyük ikram, en büyük değer, en büyük kıymet Allah'ın bizi bu din üzere yaratmasıdır. İslam diniyle şereflendirmesidir. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi bir peygambere bizi ümmet kılmasıdır. Evet Ömer Polat, Yaşar Sarıda kardeşlerimiz de izliyorlar. Selamları var. Aleyküm selam. Biz de selamımızı gönderiyoruz. An muazibini bin radiyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli kardeşlerim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kâle ma min ehadin yeşhedü en la ilahe illallah ve en Muhammeden Resulullah sidqan min kalbi illa haram Allahu alennar. Yine Muaz bin Cebel bu hadis-i şerifi peygamberimizden rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Kim ki Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederse, yani Allah'ın varlığına, birliğine şehadet ederse, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik ederse, ama sidqen min kalbi, kalpta sağlam bir inançla, diliyle ikrar ediyor, kalbiyle tasdik ediyor. İlla haramallahu alennar, Allah o kişinin cesedini cehennem üzerine haram kılar. Yani bir kul inanarak ve tasdik ederek, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü derse diliyle söyleyip kalbiyle tasdik ederse Allah o kişinin cesedini cehennem üzerine haram kılar. Mesela burada ben yine akşam bir sohbetimde de söyledim. Yani hocam bu kadar cennete girme kolay mı? Niye? E hocam bir insan kelime-i şehadeti söylerse, imanla göçerse cennete girer buyur diyorsunuz. Bunu biz söylemiyoruz tabi bunu peygamber buyuruyor bize aktarıyoruz. Kardeşlerim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demek bize kolay geliyor. Yeryüzünde 8 milyar insan yaşamakta takriben bu 8 milyar insandan 6,5 milyar insanı bu kelimeyi söylemiyor. Yani söylettiremiyoruz. Peygamber zişanlar gelip geçmiş hepsinin zaten işi gücü insanları Allah'ın varlığına, birliğine iman ettirmek değil miydi? Bütün peygamberler bu çabayı harcamadı mı? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gayreti bu yönde değil miydi? Tebliği bu yönde değil miydi? Allah'ı tanıtmak değil miydi? İmanın esaslarını anlatmak değil miydi? İnananlar Ebu Bekirler gibi cennete gitti. İnanmayanlar da Ebu Cehiller gibi cehenneme. O günün Ebu Bekirleri, bugünün Ebu Bekirleri, o günün Ebu Cehileri, bugünün Ebu Cehileri bu kıyamete kadar da böyle devam edecek. Evet Ömer Taş, Gürsel Ulak, Ulakçı, Ula 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 Bekir Turan kardeşlerim, Bekir Turan hocam bizlere dua edin, biz de dua ediyoruz. Kardeşlerim de bizleri izliyorlar. Siz değerli kardeşlerimiz de Face'ten biraz daha çok paylaşım yaparsanız daha çok kişiye bu şekilde ulaşmış oluruz ve vesile olmuş oluruz. Es-sebebu kel faili. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz değerli kardeşlerim şöyle buyuruyor. Bir işe sebep olan onu yapmış gibidir. Eğer bunu paylaşırsak birçok kardeşimiz istifada ederse sebep olduğumuz için o kardeşlerimizin de istifada edip sevap kazandıkları gibi bize de o kadar sevap da geleceğini unutmayalım. Bol bol paylaşmaya devam edelim. ya Resulullah efele uhbiru bihin nas? Evet, Muaz bin Cebel bu hadisi Allah Resulullah'ında işitince ya Resulallah ben bunu insanlara haber vereyim mi? Yani kim la eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah derse ağzıyla söyleyip kalbiyle tasdik ederse cennete gider. Buyuruyorsunuz. Ben bunu insanlara haber vereyim mi ya Resulallah? ya Resulallah. Allah, Allah Resulü şöyle iden İden Aman ya Muaz sen bunu söylersen bu sefer gevşerler. Nasıl olsa cennete gideceğiz diğer ibadetlerini gevşetirler. Ve akhbara biha muazun inda mevti teethümen. Hazreti Muaz bu hadis-i şerifi değerli kardeşlerim vefatından az öncesinden haber verdi. Çünkü eğer bir sahabe bir hadisi bilse, o hadisi aktarmasa ondan dolayı büyük günaha sahip olur endişesiyle Muaz bin Cebel bekledi ta ölümüne yakın bir zamanda bu hadis-i şerifi irad etti. Yani kim Allah'ın varlığına, birliğine iman eder Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de peygamberliğini tasdik ederse ve bunu da diliyle söyleyip kalbiyle tasdik ederse o kişi cennete gider. Hele hele böyle Ramazan ayında bu kelime-i tevhidi çokça söylemek lazım. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah bu tevhid kelimesini çokça söylemek lazım. Evet Bekir Turan kardeşimiz, Rahim Sarıda, Muhammed Sarıda kardeşlerim de bizleri izliyorlar. Biz de selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Allah hepinize sağlık, afiyet versin diyoruz. Ve anhu yine <laughs> Muaz bin Cebel hadis-i şerifi de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayet ediyor. Kala kuntu ritve nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz diyor bir gün Allah Resulü ile beraber ala himarin yukallahu ufeyrün Öfeyr adlı bir merkebi vardı Resulullah. Onun ismini Öfeyr koymuştu. Ben bir, gün Resulullah'la beraber Öfeyr'e binmiştik. O arada fekale ya Muaz. Allah Resulü döndü bana dedi ey Muaz. Hel tedri ma hakkullahi ibad. Allah'ın kullar üzerinde hakkının ne olduğunu biliyor musun? Ve ma hakkul ibadi Allah Veya kulların Allah üzerinde hakkının ne olduğunu biliyor musun? Diye bana sordu. Muaz ne diyecek? Kult <laughs> Allahu ve Resulu a'lem. Muas bin Cebel diyor ben de dedim Allah ve Resulu daha iyi bilir. Qala fe inna haqqallahi alal ibadi an ya'budullaha ve la yushriku bihi shay'a. Allah Resulü bunun üzerine Allah'ın kullar hakkını Allah'ın kullar üzerinde hakkının şu olduğunu anlattı. Allah'ın kullar üzerinde hakkı yani bizim üzerimizde hakkı nedir? Ona ibadet etmek. İbadet ederken hiçbir şeyi de şirk koşmamak, orta koşmamak, riyadan, gösterişten, şirkten kaçınmak. İşte Allah'ın kulları üzerinde hakkı bu değerli günü dostlarım. Ne yapacağız? Demek ki Allah'a ibadet edeceğiz ve bununla beraber hiçbir şey Allah'a şirk koşmayacağız haşam Evet. Ve hakul ibadi alallahi azza ve cel en la yu'azzib men la yushrik bihi şey'a. Allah Resulü buyurdu ki ey Muaz, Kulların da Allah üzerinde hakkının ne olduğunu biliyor musun? Kulların da Allah üzerinde hakkı şu olur. Eğer bir kul Allah'a ibadet eder ve bununla beraber Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmazsa Allah da o kulunu cennetine koymak koymak zorunda. Yani haşa Allah tabii hiçbir şeyin zorunda değil ama Resulullah böyle buyuruyor. Yani kulun da Allah'ın üzerinde bir hakkı olur. Eğer kul Allah'a gerçek manada ibadet eder, eğer Allah'a şirk koşmazsa Allah da o kulunu cennetine koyar diyor Peygamber Zişan Aleyhisselatü Vesselam. Bir kul İslam'ın beş esasını yaşarsa yani kelime-i şehadeti getirir, orucunu tutar, namazını kılar, hacını eda eder, zekatını verir. Hele hele bu ayda zekat ayıdır, fitre ayıdır. Mutlak surette bu görevlerimizi de ifa etmeye çalışalım. Ve bir kul hacını eda ederse Allah'a ubudiyet görevini ifa etmiş oluyor. Bir kul Allah'ın yasaklamış olduğu yasaklarından da sakınırsa Allah'a karşı ubudiyet görevini, kullu görevini ifa etmiş olur. Bir kul bu görevlerini ifa ederse Allah da o kulunu cennetine koyar. Muaz bin Cebel bunu diyor Resulullah buyurduktan sonra Kultu ya Resulallah efele ubeşşirun nas Ey Allah'ın Resulü ben insanlara bu müjdeyi vereyim mi? Allah Resulü'nün böyle buyurduğunu onlara aktarayım mı? قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا Ya Muaz! Onlara bu haberi hemen verirsen onlar gevşerler. Nasıl olsa cennete gitmek kolaydır. Diğer ibadetlerini aksatmaya çalışırlar. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü cennetin girişinin ne kadar kolay olduğunu bize anlatmakla beraber ama Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimiz geçmiş ve gelecek günahlardan af olmuş müjdesini almakla beraber Allah Resulü nasıl ibadet ediyordu? Gevşiyor muydu? Yoksa daha çok aşkla, şevkle, muhabbetle ibadet ediyordu. Geceleri Allah Resulü o kadar ibadet ediyordu ki Hz. Ayşe validemiz buyuruyor Allah Resulü'nün ayakları şişinceye kadar uzunca ayakta duruyor, namaz kılıyor, uzun süreleri okuyordu. İşte Allah Resulü nasıl Gelmiş ve geniş, geçmiş günahları olmadığı halde, olsa bile af olmuş müjdesiyle müjdelenmiş olduğu halde, Hz. Peygamber böyle aşk ile şevk ile Allah'a ibadet ediyor. Madem Allah Resulü bu müjdeleri bize veriyor, öyleyse biz de bu müjdelerin karşısında gevşemekten ziyade daha çok şevkle, daha çok heyecanla, daha çok aşkla, muhabbetle, sevgiyle ibadet etmemiz lazım. Gündüzleri oruçlarımızı tutmamız, geceleri teravih namazlarımızı ardında teheccüd namazları ve bununla beraber bolca Kur'an-ı Kerim'i okumak suretiyle ubudiyet görevimizi, kulluk görevimizi daha çok yapmaya çalışalım. Derecelerimiz, mertebelerimiz Allah'ın yanında daha da çok artmaya vesile olur. Evet şu anda Sinan Sarıdağ, Soner Uymaz, Ömer Fener ve Ahmet Muratoğlu, Bekir Turan kardeşlerimiz de bizleri izliyorlar. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Hocam namaz zamanın varsa diyor Şafii mezhebi üzerine teravih namazında bilgi verebilir misiniz? Bunu da kısa anlatıp bir ara vereceğiz. Şafii mezhebinde değerli dostlarım teravih namazı ikişer rekat olarak kılınması lazım. Ben birçok hoca arkadaşıma da bunu söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda zaten bilgi verdi müftülüklere. Mutlak surette teravih namazları iki iki kılın. Çünkü Şafii mezhebinde teravih namazı dört rekat olarak kılınırsa Şafii məzhebinde keçersiz olur. Ama ikişer olarak teravih namazlarımızı kılarsak, ikişer ikişer kılıp selam verip 20 rekatı bu şekilde 10 selamla bitirirsek, 4 mezhebe göre de Şafiye, Hanifi, Maliki, Hanbeli mezheplerine göre de namazımız geçerli olur. Ama 4 kılarsak Hanefi mezhebine göre geçerli olur, Şafi mezhebine göre geçerli olmaz. Hoca kardeşlerimizin bu konuya hassasiyet göstermeleri gerekir. İkişer ikişer kılıp selam verip arkamızda mutlaka her yerde Şafiye, Şafii de var. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. Evet Halil İbrahim Akın kardeşimiz de bizi izliyor. Halil hocama da burada selamlarımı Serhat Huzur Camisi'ne gönderiyorum. Ve kısa bir aradan sonra yine beraberiz. Kanal 5 ekranlarından ayrılmayın. Allah her türlü ibadetlerimizi kabul eylesin. Ne dualarınız varsa Allah sizleri ve bizleri nail eylesin diyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu daimen ebeda. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun. Değerli gönül dostlarım, böyle mübarek bir ayda, şehr Ramazan, Ramazan ayında oruçlarımızı tutuyoruz. Bu oruçlarla beraber ibadetlerimizi ifa ediyoruz. Bu bizim için bir lütfi ilahidir. Allah Resulü buyuruyor, tesamu tesahu, oruç tutun, sıhhat bulun. Yani bizim için bir sıhhattır. Afiyettir, şifadır Ramazan ayı. Bunun kadrini ve kıymetini iyi bilelim. Ramazan ayında bütün günahlardan kendimizi muhafaza edelim. Hele hele gözümüzü harama bakmaktan, kulağımızı harami işitmekten, dilimizi yalan söylemekten, gıybetten muhafaza edelim. Eğer oruçlarımızı bu şekilde tutarsak kabula şayan olur. Biraz önce mesela bir yerdeydim. Yani adam oturuyor oruçlu iftar ediyor hemen gıybet'e başlıyor hemen yalana başlıyor. Allah bizleri gıybetten, yalandan muhafaza eylesin. Dilimizi muhafaza etmemiz lazım. İnsanlar artık öyle bir hale gelmiş kimse kimseye güvenemez bir hale gelmiş. Bu nasıl bir asır? Bu nasıl bir insanlık? Ben kendi kendime böyle tefekkür ediyorum. Yani Biraz önce yani ara verdiğimizde de Serdar kardeşimle de bu konuyu ifade ettim. Yani bu asıl insanı zor insanlardır. Yüzü insana gülüyor, arkası kalbinden neler geçiyor Allah muhafaza. Allah gıybetten, dedikodudan, fitneden hepimizi muhafaza eylesin. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِيْتُمُ Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Sizden biriniz ölmüş kardeşinizin etinden yemek ister misiniz yoksa ikram edersiniz. فَكَرِيْتُمُ ikram edersiniz. İkra edersiniz. Demek ki ölmüş bir kardeşinizin etini yemekten nasıl ikra ediyorsanız, nasıl kaçınıyorsanız, nasıl zor bir şey ise değil mi bunu söylemek bile ifade etmek, o şekilde de gıybetten, dedikodudan, yalandan, iftiradan vazgeçelim. Vallahi Allahu Teala söylediklerimizin hepsini kaydediyor. Vallahi Allahu Teala kalbimizden geçenlerden hepsinden haberdardır. Akrabu minna min hablil varid. Allah bize bizim şah damarımızdan daha yakındır. Yüzünle gül gülüyorsun, kalbinden bazı şeyleri geçiriyorsun ya vallahi Allah ondan haberdardır. Yarın ondan da hesaba çekecek. Değerli kardeşlerim, inne lisanel insani aduvul insan. İnsanın dili insanın düşmanıdır. İnsanın kendi dilini koruması lazım. Hz. Ebu Bekir bazen sahabe-i kiramın arasına geliyor. Ashab-ı kiram bakıyor. Hz. Ebu Bekir'in ağzından bir şey var. Konuşmuyor. Ey Ebu Bekir ağzında bir şey mi var? Evet diyordu. Hz. Ebu Bekir ağzımda taş var. Dilimin üzerine taşı kondurdum ve dilim dönmesin. Niye? Sebebine gelince Allah ve Resulünün hoşuna gitmeyeceği bir şey benden sadır olmasın, benden meydana gelmesin. O imana sahip olan Hazreti Ebubekir Siddık la wuzina imanu Ebubekr bi imani, hadil umme la rujih la rufi ala kulliha Hazreti Ebubekir'in imanını terazinin bir kefesine ve diğer bütün ümmetimin imanı terazinin bir kefesine koysanız Hazreti Ebubekir'in imanı bütün imanları tartacak. O muazzam imanın sahibi Hazreti Ebubekir dilini üzerine taş koyuyor. Allah ve Resulünün hoşuna gitmeyeceği, Allah'ın yarın beni hesaba çekeceği bir kelime benden sadır olmasın, meydana gelmesin diye kendini böyle muhafaza ediyor, böyle koruyor. Değerli kardeşlerim dilimizi koruyalım gözümüzü haramdan, kulağımızı harami duymaktan ve her türlü menhiyattan uzak duralım. Vallahi dünya hayatı geçicidir, hızla gelip geçiyor. Bir bakıyorsun Ezrail kapını çaldı, bir dakika bana müsaade ettiysen bile müsaade etmeyecek. Çünkü takdir ilahi tamamlanınca, nefes sayılıdır bitince o görevini, vasifesini yapacak. Onun için hazırlıklı olmamız lazım. Nerede, ne zaman, hangi mekanda, hangi anda canımızın alınacağını bilmediğimiz için o ebedi bir hayata gitmeden Önce kendimizi hazırlamamız lazım Yani Hesaba çekilmeden önce diyor ya Hazreti Ömer kendinizi hesaba çekin Kendimizi her an hesaba çekmemiz Lazım Hazreti Ömer her gün Diyorduk ey Ömer bugün Allah için Ne yaptın sorusunu kendisine soruyordu Bu soruyu her kendi kendimize Soralım hele hele böyle muazzam Bir ayda günahlardan menhiyatlardan kendimizi muhafaza etmeye Çalışalım Abdullah Kaya Hal İbrahim Akın kardeşim Faruk Kazmanlı Muhammed Sarıda kardeşlerim de bizleri izliyorlar. Selamlarını gönderiyor. Aleykümselam. Biz de selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Allahu Teala istekleriniz ne ise sizlere ikram eylesin diyoruz. Bir kardeşimiz de hocam bir soru soruyor Abdullah Kaya. Allah birinin ömründen alıp diğerine verebilir mi? Allahu Teala'nın mülküdür kardeşlerim. Allah-u Teala istediğini yapabilir. Birinin ömründe diğerine de verebilir. O ezelden yazmıştır. O onu kalbinden geçirecek veya o dua yapacak. Allah bildiği için onu ezelden yazmıştır. Yani Yusabbitullah Allah istediğini sabit kılar ve istediğini de imha eder. İstediği yef'alu ma yaşa. Allah öyle diyor ben istediğimi yaparım. Öyleyse Allah istediğini mülkünde tasarrufata sahip olduğu için her tasarrufatı yapabilir. Allahu Teala diledikten sonra her şeyi yapabilir. Ve anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre bu hadisi şerifi peygamberimiz aleyhissalatu ve selamdan rivayet ediyor. Gal iza ahsana ahadukum islahu sizden biriniz tam müslüman olup tam müslüman olmak lazım. Hakiki bir Müslüman olmak lazım. Gerçek bir Müslüman olmak lazım. Sözde değil, özde Müslüman olmak lazım. Dışımız neyse içimiz o olmalı. İçimiz neyse dışımız da o olmalı. Allah'a halisana ibadet ettiğin zaman yani fe kullu hasenetin ya'meluha tuktabu lehu bi aşri emsalin sağlam bir imana sahip olan bir mümin bir ameli işlediği zaman Allah bire on mükafat veriyor. İlla ila sem'i mi'etin birden yedi yüze kadar da Allah sevabını artırır. Hele hele böyle mübarek bir ayda Ramazan ayında yaptığımız her bir amele karşı Allah bin mükafat vermektedir. Ve kullu seyyiyetin ya'meluha tuktebu lehu bimithliha illa en yetecevazallahu anha ravahu şeyhan. Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Eğer bir günah işlesen Allah bire bir yazıyor. Yani bire on bire yedi yüz yazmıyor. Bir iyilik yaptığımız zaman bakın Allahu Teala'nın işte ikramidir, ihsanidir. Bir iyilik yaptığımız zaman 1'e 10, yedi 700 daha fazla yazıyor Allah. Ama bir günah işlesek 1'e bir ya da isterse Allahu Teala en yetecavza anha mecalen hiç de affeder yazmaz. Onun için Allah bize böyle yaklaşıyorsa, bizim de Allah'a ibadetle, itaatla kulluk görevlerimizi ifa etmek suretiyle, Allah ve Resul'ün emirlerini yerine getirmekle, Allah ve Resul'ün yasaklamış olduğu yasaklarından da sakınmak suretiyle Allah'a ibadet etmeye çalışalım ve gayret edelim. Muhammed Salihdak da bizleri izliyor, e, sizi görmeye geleceğim diyor. İnşallah bekleriz. E, Cenab-ı Hak sağlık, afiyet versin hepimize inşallah. An Enes'in anin sallallahu aleyhi ve sellem kal. Yahrucu Bakın Allah bize lütf ediyor. Allah bize ikram ediyor değerli gönül dostlarım. Allah Resulü buyurur ki Allah cehennemden çıkaracak kimi? Men kâle la ilahe illallah ve fi kalbi vadnu şa'iretu min imanin. Bir kişinin kalbinde bir arpa kadar iman da olsa cehennemden çıkacak. La ilahe illallah Muhammedun Resulü dersin. Ve مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ اِلَّا ve وَف۪ي قَلْبِ وَذْنُ بُرَّةُ Allah Resulü arpayı büyük gördü. Kim La İlahe illallah derse bir buğday tanesi kadar da imanı olsa cehennemden çıkacak. Yani netice cennete girecek. Ve fi kalbi vaznu yahrucu minen nari men La İlahe illallah ve fi kalbi vaznu zerreti min imanin. Allah Resulü bunu da büyük gördü. Kim la ilaha illallah derse bir zerre kadar imanı olsa cehennemden çıkacak. Kale Ebu Sa'idin femen şakka kim bu hadiste Ebu Sa'id diyor şüphesi varsa fel yakra şu ayeti okusun. İnne Allah la yezlimu mithqala zerretin Allah zerre kadar zulm etmez. Zerre kadar zulm etmeyeceğini Allah beyan etmektedir. Hattımızda izleyicimiz var alalım. Alo. Selamun Aleyküm Hocam. Alo. Alo, Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Hocam nasılsınız? İyisiniz? Sağol teşekkür ederim Muhammed. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Allah, Allah razı olsun hocam. Ellerinden öperim. Gözlerinde yapıyor Manise selamlar. Cemaat Aleyküm. nasıl? İyidir inşallah. Allah razı olsun hocam. Siz nasılsınız? İnşallah saatiniz, vaktiniz yerindedir hocam. Allah oruçlarınızı, ibadetlerinizi kabul eylesin. Allah, Biz de iyiyiz Allah, elhamdülillah. Allah, Allah razı olsun. Hocam sizden bir dua isteyeceğim hocam. Benim yeğenim, bir tane yeğenim çok hasta. Onun için sizden bol bol dua istiyorum hocam. Allah şifalar ey, ihsan eylesin inşallah. Allah, Allah razı olsun hocam. Cenab-ı Hak Şafi ismi hürmetine Ümmet-i Muhammed'in bütün hastalarına şifalar ihsan eylesin diyoruz inşallah. Allah, Allah, razı olsun hocam. Allah razı Sizin olsun. Sizin hastalarınıza da şifalar diliyoruz. Allah, Allah razı olsun. Manisa'ya, Göl Marmara'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Aleyküm selam hocam. Oldu ellerinden öpür hocam. Kendinize Güzel iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Aleyküm selam hocam. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Evet değerli kardeşlerim. Allah diyor ki inna Allah la yazlimu mithqal zerratin. Ben zerre kadar zulm etmem. Zerre kadar zulm etmeyen Allah, zerre kadar imanla cennete gidenin neticesi cennet olacağı. Mesele iman meselesidir. Biz dersimizin sohbetimizin başında ne dedik? Allah diyor ben size din olarak İslam'ı seçtim. Dinin fazileti. Dinin fazileti diye konumuz. İşte kim İslam'la şereflenir ve zerre kadar da imanla göçebilirse neticesi cennete girecek. Yahrucu minen nar. Ben demiyorum. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam öyle buyuruyor. O kişi cehennemden çıkacak eninde sonunda. Yani adam tevbe etmeden büyük günahlarla huzur-i ilahiye gitti ve cehenneme müstahak oldu. Cehennemde cezasını çektikten sonra zerre kadar imanından dolayı yine çıkacak, yine cennete girecek. Mesele cennete girmek, ebedi o cennete yaşamak. Allah hepimize cennete girmeyi nasip eylesin İnşallah diyoruz. Değerli günü dostlarım yine şunun altını çizerek söylüyorum. Face'te inşallah daha çok paylaşalım, daha çok kişiye ulaşmaya gayret edelim hep beraber. <laughs> An <Yani>, Ömer <laughs> <laughs> radıyallahu anhu en raculen min el yahudi qala lahu ya amir el mu'minin fi kitabikum Hazreti Ömer radıyallahu taala anhu bunu rivayet ediyor. Yahudilerden birisi geldi dedi ki ey emir el mu'minin Hazreti Ömer'e dedi. Sizin kitabınızda yani Kur'an'da bir ayet vardır ki takraunaha siz o ayeti okuyorsunuz. Lau aleyna ma'ashara el yahudi nazalet eğer o sizin Kitabınızdan olan o ayet biz Yahudilere gelmiş olsaydı Lattehaddna zalike elyevmul id biz o günü bayram ilan ederdik. Qale <laughs> <laughs> ayu ayetin emirul mu'minin Hazreti Ali Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın sordu hangi ayetten bahsediyorsun? Qale elyevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleikum ni'meti ve raditu lekumul islama dina. İşte bu ayet. Allah ne buyurur ben sizin dininizi kemale erdirdim. Nimetlerimi tamama erdirdim ve size din olarak da İslam'ı seçtim. İşte eğer bu ayet size inen bu ayet bize inseydi, bize gelseydi biz Yahudilere, o Yahudi diyor ki biz o günü bayram ilan ederdik. Fekale Ömer'u, Hazreti Ömer kad arafne dalikel yevm vel mekan, biz o günü ve o ayetin nazil olduğu mekanı da biliyoruz. Elledi nezelet fihi o ayetin nazil olduğu zamanı, mekanı biliyoruz. Ala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygambere inince. Ve huve kaimun bi Arafa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ayet gelince Arafat'taydı. İşte biz de o ya, günü bayram ilan ettik. Yavmul Cuma, cuma günü. Demek ki cuma günü müminler için bayramdır. İbni Abbas diyor. Mümin eğer bir günü akşama kadar günahsız geçirirse o gün onun için bayramdır. Her cuma müminler için bayramdır. Ramazan bayramı müminler için bayramdır. Kurban bayramı müminler için bayramdır. Bir mümin son nefesinde kelime-i tevhidle, imanla, inançla göçerse ahirette onun için bayramdır. Bir mümin münker nekil suallarına, cevaplarına muktedir olur. Cevabını rahatlıkla verebilirse onun için o gün bayramdır. Bir mümin hesap gününde hesabını rahatlıkla verir. Hesap geçer ve sırattan geçerse onun için bayramdır. Bir mümin cennete girdikten sonra Cemalullahi müşahade ederse onun için en büyük bayramdır. Hazreti Ömer diyor biz o günü biliyoruz. O mekan nazil olduğu mekanı biliyoruz. Hazreti Peygamber'e bu ayet nazil olunca Peygamber Arafat dağındaydı. O gün de cuma günüydü. Onun için cuma günü müminler için bayram günüdür. Her cuma bizler için bayramdır. Mesela Ramazan ayında bittikten sonra birbirimizin bayramını tebrik edeceğiz. Değil mi değerli günü dostlarım? Peki Ramazan ayının orucunu tutmayan bir kişinin bayramını nasıl tebrik edeceğiz? Bazen Ramazan bitiyor işte o tutmayanlar, tutanlar tutmayanlara diyor biz de siz bir oldu. Bir olamayız. Nasıl bir oldu? Biz bir ay boyunca oruç tutuyoruz, ibadet ediyoruz, itaat ediyoruz. Ve bu Ramazan ayının faziletini, sevabını alıyoruz. O da bir ay boyunca yiyor, içiyor ve Allah'a ibadet etmiyor, kulluk görevini ifa etmiyor. Onun nasıl bayramı olabilir? Onun için bu bayramın da bizim bayramımız olabilmesi için bir ay boyunca oruç tutmamız lazım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyuruyor. لو عرف لو علم امتي ما في رمضان لتمنوا ان تكون السنه كلها eğer benim ümmetim Ramazan ayının faziletini, sevabını, mükafatının ne olduğunu bilseydiler, idrak edebilseydiler, onlar temenni edeceklerdi. Keşke ya Rabbi senenin tamamı Ramazan olsaydı, biz de senenin tamamında oruç tutabilseydik. Orucun mükafatı o kadar büyük. Onun için Allah hadisi kutsi'de "Es-savmu ve ene Oruç benim içindir, orucu mükafatı da ancak bana aittir. İşte nasıl cuma günü bir bayram ise bizim için, Ramazan bayramı da en büyük bayramlardan birisidir. Bu bayrama ulaşmak için, bu bayramda bayramlaşabilmek için bizim de Ramazan ayını oruçla geçirmemiz lazım değerli kardeşlerim. Evet, Muhammed Sarıdağ, Çetin, Bozu, Taş Demir Sadık Usta bizleri izliyorlar. Evet biz de selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Sadık usta bize teşekkür ediyoruz. An Cabirin ete etenebi sallallahu aleyhi ve sellem reçu فقال ya resulallah mal mucibatani فقال men mata la yushriku billahi şeyen dakhala cenneh ve men mata yushriku billahi şeyen dakhalan nar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize adamın biri geldi ve biri cennete öteki cehenneme girmeyi gerektiren iki şey nedir diye sordu. İki şey vardı. Biri cennete girmeye vesile, biri de cehenneme girmeye vesile. Ya Resulallah bu iki şey nedir diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle cevap verdi. Allah'a şeri koşmadan ölen kimse cennete. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. İnne Allah Allah yagfiru en yushrika <Sessizlik> bi ve yagfiru ma dun zalika limen yasha. Allah şirk günahıyla gidenleri affetmeyecek ama onun dışında bütün günahları Allahu Teala af edecek müjdesini veriyor ya elhamdülillah. Demek ki şirkle giden cehenneme girecek. Şirk günahıyla gitmeyen, Allah'a şerik koşan kimse de cehenneme girer. Şerik koşmadan ölürse cennete, şerik koşarsa Allah muhafaza Ölürse bu sefer de ila cehennem zümera olur. Ebedi bir hayatı gider. Dünya fanidir. Öyle veya böyle belalarla, musibetlerle vesaire ızdıraplarda böyle imtihanla geçiyor. Dünya imtihan dünyasıdır. Geçiyor ama bütün bu badireleri inançla, imanla atlatmak lazım. İnançla ve imanla irtihal etmek için inançla ve imanla çalışmak, gayret etmek lazım. Mehmet Emin Kaya kardeşimiz bizi izliyor. Yavuz Seyran kardeşimiz bizleri izliyorlar. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Hocam diyor şu hocalara zekat fitreyi kendilerine e, topluyor. E, söyler misiniz? E, Tabi zekat ve fitre kimlere gider sorusunu soracak olursak. İnneme sadakatü lil diye devam eden ayeti kerimede zekat ve fitre yedi sınıf insana gider. Bu yedi sınıf insandan birisi ise... Hocaya da gider, hacıya da gider, sofiye da gider. Yani eğer müstahaksa kendisine verilebilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. Fıkıh kitaplarımızda kimlere zekat gider onlar da beyan edilmiştir sorusuna da cevap veriyoruz. An Ebi Hürrete anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnne Allah tecavaza li ümmeti ma hadeset bihi enfuseha ma lem yetekellemu ev ya'melu bihi revahuma muslim. Sahih hadis. Allah Resulü değerli günün dostlarım bu hadis-i şeriflerinde de şöyle buyuruyor. Muhakkak ki Allah ümmetimin kalplerinde kötü arzu ve eğilimleri söz ve iş haline çıkarmadıkları müddetçe af etmiştir. Bazen şeytan gelir kalbimize girer. Şu günahı işle. Veya şu harama dal. Eğer biz onu söylemezsek ve o haramı dilimizle ifade etmezsek, faaliyete geçirmesek, o fiiliyete geçirmesek Allah o günahı yazmaz. Yani onun için bazen mümin kardeşlerimiz bu soruyla çokça soruyorlar. Hocam işte nefsimde böyle bir arzu oldu. Yani nefsim şana, bana şu günahı işte, bu günahı işte dedi, ben de işlemedim ve söylemedim. Bundan dolayı mesul müyüm? Allah Resulünün bu hadisinde göre. Bize Allah Resulü cevap veriyor. Bir mümin bir günahı söylemedikçe, fiiliyata geçirmedikçe ona günah yazılmaz. Bu da bizler için bir lütfü ilahi. Hatta bazı hadislerde o günahdan vazgeçtiği için Allah yine ona mükafat yazar. Ama bir mümin kalbinden bir hayri, bir hasanati işlemeyi eğer geçirirse, geçirdiği an itibarına yapmazsa, söylemese bile bir hayri düşündüğü için Allah yine ona mükafat yazar. Walil Buhari, ta'liqan anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal Ehabbu dini ilallahi el hanifiyye es semha Allah Resulü buyuruyor. Allah'ın en çok sevdiği din batıldan hakka yönelen kolay olan dindir buyuruyor. Yani batıldan hakka doğru gitmek lazım. Yani ida ce'al hak ve zehaqal batil hak gelince batıl zail olur. <laughs> Ya değerli kardeşlerim, batıla dalmamak lazım, batıldan kaçınmak lazım. Halis Sarı'da kardeşimiz de bizi izliyor, biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Cenab-ı Erhamurrahim'in ümmeti Muhammed'in bütün isteklerini kendilerine ihsan eylesin diyoruz. Evet şu hadiste bugünkü sohbetimizi de noktalayalım. An İbni Abbas Anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال inna Allah wad'a an ummati al khata wa nisyana ve alayhi rawahu ibn Majah." Yine bu sahih hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bunlar bizim için müjdelerdir. Muhakkak ki Allah ümmetimden ümmetimden yanlışlık, unutkanlık ve zorunluluk neticesi olan günahı kaldırdı. Yani ümmeti Muhammed'den birisi unutarak bir günah işlerse veya haten bir günahı işlerse veya zorla cebren bir günahı işletilirse bütün bunlardan mesuliyet kalkmıştır. Bu da Hz. Muhammed ve onun ümmetine verilen evet Allah'ın nimetleri, inamları ve ihsanlarıdır. Allah bizi böyle sevmiş, Allah bizi bu İslam'la şereflendirmiş. Bizi kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam gibi bir peygambere ümmet kılmış. Ne kadar hamd etsek azdır. O zaman ne yapacağız? Ya Rab yerden semaya kadar doğudan batıya kadar sana hamd olsun. Sana şükürler olsun. Bizi bu İslam'la şereflendirdin. Bu dinle şereflendirdin. Ya Rab sana hamd olsun. Kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü ...Selatü Vesselam'a ümmet kıldın... ...sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab... Evet bugünkü sohbetimizi de yine bir dua ile noktalayalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rab sana sonsuz hamd ve sanalar olsun. Senin Habibi Edibine ahmed Mahmud Muhammed Mustafa'n sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatu selamlar olsun. Ya Rabbi bizleri bizim amelimize bırakmadan lütfünle, kereminle bizleri af ve mağfiret eyle ya Rab. Son nefesimizde kelime-i tevhid ki buyurun değerli dostlar hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapatmayı, imanla göçmeyi, livalham ham bayrağının altında toplanmayı, Hazreti Peygamber'in şefaatiyle cennete girip cemalullahi seyretmeyi etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab oruçlarımızı, teravihlerimizi, ibadetlerimizi, mukabelelerimizi, salatu selamlarımızı yaptığımız zikirlerimizi, virtlerimizi dergah ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar, dertlerine davalar, boşlarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e bu rızıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Ümmeti Muhammed'e ekonomi sıkıntısını ya, ya Rabbi yaşatma ya Rabbi. Ya Rabbi evlerimize huzur, bereket. Ya Rabbi her türlü neşeyi evlerimize ihsan eyle, ikram eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı ya Rabbi her türlü kötülüklerden hifsu muhafaza ile bizleri ve çocuklarımızı 5 beş vakit namaz kılanlardan eyle ya Rabbi. Ahir zamanın fitnelerinden hifz-i muhafaza ile ya Rabbi. İlmimizi ziyade eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dileklerimiz var. Hepsini bir arada şu anda söylemek mümkün değildir. Sen bizim bütün dileklerimizden, bütün isteklerimizden haberdarsın ya Rabbi. Bize isteklerimizi, dileklerimizi ikram eyle ya Rabbi. Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban nar ve cennete ala ya aziz ya Rabbi min tegabbel minne bihürmetil Fatiha. Evet, değerli günün dostlarım, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Haftaya pazartesi saat 9.45'te yani 21.45'te buluşmak üzere Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, Ramazan'ınız, sahurlarınız hayırlı ve bereketli olsun.